Herkese merhaba. Bu dersimizde finale yönelik bir soru çözümü yapacağız. Display'in ve tuş takımının içinde bulunduğu bir soru birlikte. Sorumuza bakalım. Bize 5 adet 7 parçalı bir display verilmiş. 7 parçalı display dediğimiz, bakın şu 7 tane parçası var. Bakın şu 1, 2 ve ikişer dayanda var. 3, 7 tane toplamda bakın. 3 tane burada, 4 tane de burada. Şu şekilde. Yanlarda. 7 parçalı display dediğimiz şey budur. Display P0 ve P2'ye bağlıymış. P0 portu dediğimiz şey şu şekilde, hani şöyle düşünün. P0 fakat noktadan sonra 7'ye kadar gidiyor. Toplamda 8 bacağı var. Hani P0 bir port yapısı. 8051'i gözünüzün önünde canlandırırsanız eğer, bacakları vardı. 8 tane P0 pini vardı. Display P0 ve P2'ye bağlıymış. 4x3'lük tuş takımı ise P1'e bağlıymış. Bu sorunun birinci kısmı. İsterseniz bu sorunun bu kısmını yaparak başlayalım. Tasarımını yapalım. Hatta sorunun tamamını okuyalım. Bağlı olduğu sistemde yazılmış olan ana program 460 satırdan oluşmakta. Bakın bu 460 satır onluk sistemde. Bunu 16'lık sisteme çevireceğiz. Mikro işlemciler oynatma lisesinde taban çevrimleri var. Onunla ilgili 12 tane video yaptım. Hani bilgisayar alanında kullanılan 4 tane temel sistem var. İkilik, sekizlik, onluk ve 16'lık sayı sistemleri. Burada diyor ki 460 satırdan oluşan bir program. Alt program ve kesmeler hariç oluşmaktadır. Onu belirtmiş. Denetleyicideki hafıza alanı minimum kaç byte? Birinci A, sorunun A şıkkı bu olduğunu düşünün. B şıkkı, ana program başlangıç ve bitiş adresi sorulmuş. Tüm belleğin başlangıç ve bitiş adresi bize sorulmuş. Burada aslında 4 şıktan oluşmakta soru. Bir de sorumuzda bu P0, P1, P2 portları nereye geliyor, o da soruluyor. Şurada bunları harflendiriyoruz hatırlarsanız. Hatta bir örnekte göstereyim. Şu örnekte göstereyim. Bakın burada da 5 adet 7 segmentli bir display için 2 port gerekiyor. Birinci port, zaten orada 2 port verilmişti. P0 ve P2 portu verilmişti. P0 portunu şu şekilde karşılaştırabilirsiniz. Bunların harflendirmesi tamamen size kalmış. Harflendirmeyi kendinize göre yapıyorsunuz. Bakın burada A, B, C, D, E, F, G, H şeklinde gitmiş. İsterseniz siz farklı şekillere bunları harflendirebilirsiniz. Hatta aşağıda tam farklı bir şekilde yaptık. Burada rastgele olarak her bite bir parça bağladık. Toplamda 7 tane parça var gördüğünüz gibi. 7 parçayı da herhangi bir şekilde bağladık. Burada gördüğünüz gibi farklı da olabilir. P0.0, P0.1, P0.2, P0.3, P0.4, P0.5, P0.6, P0.7'ye ledler karşılık gelmesi gerekiyor. Şurada da bizim toplamda 5 tane display'imiz vardı. Bu 5 display'i de bu P2 olacak. Burada P1 yazılmış. Çünkü farklı bir sorudan alıntı yaptım ben bunu. Farklı bir soru. Hani bu tipte daha önce çıkmış soru yaklaşık 4-5 tane var. Hepsi de benzer. Birbirlerine benzer. Bir tanesini yapabiliyorsanız diğerlerini de yapabilirsiniz. Burada da 5 tane display'imiz vardı. Sadece şu P1 kısmı P2 olduğunu düşünün. Birilerinin tamamının. 5 tane display de toplamda 5 adet bacağa bağlı. P2'nin 0. bacağı olacak normalde. P1 0, P1 1, P1 2, P1 3, P1 4, P1 5 şeklinde gider. Şu 3 tane bacak ise boşta kalacak. Bunlar kullanılmayacak. Az önce de söylediğim gibi 5 adet 7 segmentli display'in yetki bitleri P1'e, port 1'e 5 adet olduğu için de 3 biti boşta kalıyor. Bağlama sırası fark etmez. Herhangi bir şekilde bağlayabilirsin. Bizim sorumuza bakacak olursak, bakın biz de burada yine bağlarken şurada göstermişiz. Şu şekilde herhangi bir bacağı herhangi bir, hani bunlar led. Aslında şuradakiler led. Ledleri bağlıyoruz. Bunun dışında bir de tuş takımı var. Display'lerin bağlantı şekli bu şekilde.
Display'lerin yetki uçları ise P0'a bağlandı. Bakın P0 birinci display'i, P0.0 birinci display'i, P2.0 birinci display'i, P2.1, P2.2, P2.3, P2.4 şeklinde isimlendirildi. Bir de tuş takımımız var. Tuş takımı da yine burada sizin keyfinize kalmış bunların numaralandırılması. Sütunları ve satırları P1 portunun herhangi bir bacağına bağlayacaksınız. Sütunlardan başladık. Birinci sütunumuzu P10, ikinci sütunumuzu P11, ikinci sütunumuzu ise P12. Satırları P13, P14, P15, P16 şeklinde bağlama işlemini yaptık. Yani bunun cevabı da bu şekilde olacak. Şu kısımdan bir yaklaşık 10-15 puan gelir soruda. Bu yine farklı bir sorudan alıntı yaptım. Burada aynı soru değil. O yüzden P2 portu kullanılmış. Bu pin P1 olduğunu düşünün. Çünkü bizim sorumuzda P1'i tuş takımına bağlamamız istenmişti. Az önce sütunlardan başlamıştık. Burada satırlardan başlamış. Dediğim gibi fark eden bir şey yok. 4 çarpı 3'lük dediği zaman hani şu 4 ilk 4 satır oluyor. 3 ise sütunlar oluyor. 4 çarpı 3 dediğimiz şey bu. Tuş takımı, satır ve sütunların her biri bizim sorumuzda bir önceki soruda port 1'e, burada ise port 2 pinine bağlanmış. Hangi bite, hangi satır veya sütun bağlandığı önemli değil. Toplamda 7 tane bit kullanıldığı için bir tanesi boşta kalıyor. Dediğim gibi P0, P1 ve P2 portları toplamda 0'dan 6'ya kadar 7 tane pine sahip. Pardon, 0'dan 7'ye kadar 8 tane bite sahip. Şimdi bize diyor ki programımız 460 satırdan oluşmakta. Bu 460'ı sürekli 16'ya bölerek bir videomuzda zaten bunu anlatmıştım. Onluk tabandan 16'ya çevirmek için ya da onluk tabandan herhangi bir tabana çevirmek istiyorsanız, hangi tabana çevirmek istiyorsanız sürekli o tabana bölmeniz gerektiğini söylemiştim. Fakat şöyle de çevirebilirsiniz. Önce onluk tabandaki bir sayıyı 16'lık ikilik sisteme, daha sonra ikilik sistemden de 16'lık sisteme çevirebilirsiniz. Bakın burada biz 460'ı önce ikilik sisteme çeviriyoruz. Şu şekilde açabilirsiniz. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 şeklinde açabiliyordunuz. 256 var mıdır? İçinde vardır. 1 koyuyoruz. 128, 64. Bunların tamamının toplamı 460'a eşit olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra dörtlü bloklara bölüyoruz. Çünkü 16'lık sayı sistemine çevirirken dörtlü bloklara bölmeniz gerekiyordu. Çünkü şu dördünün toplamı 15 ediyordu. 15 de 16'lık sayı sisteminde gösterilebilen en büyük sayıydı. O yüzden bu şekilde dörtlü bloklara bölüyoruz. 8'lik sisteme çevirinizdeydi, üçlü bloklara ayıracaktık. Şimdi burada 0, 1, C, C, H. Yani bizim 460'ın karşılığı 1, C, C, H'mış. O zaman bizim programımızın kapladığı alan 1, C, C, H. Birazdan 0, 0, 0 H'tan başlıyorduk hatırlarsanız. Bellek organizasyonu yaparken. Şeklini çizmedik. Gerek de yok. Bizim programımızın zaten burada 460 satırdan oluştuğunu bize söylemişti. 460 satırdan oluşuyor. Alt program ve kesmeler hariç diyor. Kesmeler hariç dediği için biz bunu 30'dan başlatacağız. Ana programın başlangıç adresi 0030 açtır. Çünkü 0 ve 30 arasında kesmelere ayrılan alandı. 0030 açın üstüne 01CCH eklediğimiz zaman ne olur? 01FCH olur. 16'lık sayı sisteminde toplam yapıyoruz. C'nin karşılığı neydi? A10'du. B11. C ise 12 idi. 12 artı 3, 15 yapar. 15'in karşılığı da F'ti. Sıfırla topluyoruz. C gelir zaten yine buradan da. 1, F, C, H. Neden bir çıkarttığımıza gelirsek 30 H'tan başladığı için bir tanesini çıkartıyoruz. Ana programın bitiş adresi o zaman ne olur? 1, F, B, H olur. Soruda bize istenen buydu. Başlangıç adresi ve ana programın bitiş adresini istiyordu hatırlarsınız. Ne diyor? Ana programın başlangıç ve bitiş adresi. O zaman ana programımızın başlangıç adresi 0030H, bitiş adresi ise
1 FBH olur. Tüm belleğin başlangıç adresi ise kesmeleri de dahil edince için içine 0000 H'tan başlar. Tüm belleğin başlangıç adresi ve tüm belleğin bitiş adresi ise tüm belleğin başlangıç adresi 00H iken tüm belleğin bitiş adresi ise 1023H'tır. Ve bize sorulan, bakın bu kısımda, ana programın başlangıç ve bitiş adresini yanıtladık. Tüm belleğin başlangıç ve bitiş adresini yanıtladık ve denetleyicideki hafıza alanı minimum kaç kilobayt olmalıdır diye sormuş. Bakın burada bizim programımız 0000H'tan başlayıp şu 0030H'a kadar kesmeler için ayrılan kısımda. Bu normalde bizim kullandığımız bir 8051 mikro denetleyicisinin bellek organizasyonunda da bunu kullanıyorduk. FF kadar geliyor aslında ama 32K'lık kısma kadar gösterdik. Normalde 64K'ydı. Bize bakın şu 01FH 1000H'tan küçük olduğu için 4K'lık bir kısım yetiyor. O yüzden bizim denetleyicideki hafıza alanı minimum kaç kilobayt olmalı sorumuzun cevabı 4 kilobayt olmalıdır. Bu konuyla ilgili 3-4 tane daha soru yapacağız. Hani içinde display ve tuş takımı olacak hepsinin. Genelde mikro denetleyicideki minimum hafızanın kaç kilobayt olduğunu şöyle sorar. P0, P1, P2 portlarına nelerin bağlı olduğunu sorar. Ana programın başlangıç bitiş adresini sorar. Tüm belleğin başlangıç bitiş adresini sorar. Genelde bu şekilde bir soru tipidir bu. Hani şurada zaten yazıyor. Bir tabloda hangi pin ucuna neyin bağlı olduğu bize sorulacak. Bunu da ayrıca cevaplayacağız. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki örnek soru çözümlerinde yine buna benzer örnekler gelecek. Hani daha iyi anlayacaksınız. Belki bu örnekte tam bazı kısımlar oturmamış olabilir ama yorum kısmında sorarsanız cevaplarım eğer bir sorunuz olursa. Herkese başarılar diliyorum. Bu arada videoyu da likelamayı unutmayın. Zaten bu kısma kadar izlediyseniz hani bir faydası olmuştur. Finalde %80, %70 hani çıkma ihtimali olan bir soru tipi. O yüzden hani Assembly kodu yazmakta zorlanıyorsanız bunları iyicene öğrenin derim. Çünkü minimum 30 ve 35 puan arasında oluyor bu tip sorularda. Finale yönelik tüm soru tipleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Assembly kodu yazma, ekran çıktısı okuma, bazı sorular kurgulu bir şekilde geliyordu. Bunlarla ilgili çözeceğiz. Yaklaşık 20 tane soru çözüm videomuz olacak. Hepsini tek tek izlemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sınavdan geçersiniz. Herkese tekrardan başarılar diliyorum.